In a video we shot 3 years ago, my spouse tried e-cigarettes for the first time, and unfortunately, the results were not as we expected. After that attempt, my spouse fell ill and was taken to the hospital. After these 3 years, my spouse decided to try e-cigarettes again. We wanted to relive this experience using the Vaporesso Revenger model. What will happen this time? What health precautions should we consider? We are sharing our experience with you in this video. If you have had similar experiences, don't forget to share them in the comments. Evet arkadaşlar, 2 yıl sonra aynı yerdeyiz. Aynı noktada yine Vaporesso'muz var. Geçenkinde öldüremedik demişiz. Direkten döndük, hastanelik olduk falan. Ama tecrübelendik tabii ki. 10 numara bir likit var, hafif bir likitimiz var içinde. Cihazımız şarjlı. Bak aynen şöyle yapıyorsun, tamam mı? Bak. Çekiyorsun. Tam içeri çekmiyor. Konuşurken bile çıkıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam, aniden çekme içine. Hadi bakalım, buyurun. Düğmeye bas, hafifçe çek. Düğmeyi mi basacağım? Geliyor. Mıydım? Yok yok, gayet güzel. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Hazırız. Ben hazır mıyım? Basıyorum değil mi? Evet, wattı da düşük watt. Ama ben onun wattını yükseltmiştim, ondan öyle oldu. Niye yükselttin? Sen wattını yükseltmeyi nereden biliyorsun? Yok. Nasıl? Tadı? Güzel. Şey gibi. Vay, professional. Aynen. Aynen. Aynen aynen. Özellikle bu likit tam böyle nargile tadı veriyor. Evet, elektronik sigara camiasına yeni birini daha katıyoruz. Oo, bırakmıyorsun, hayrola? Her zaman. Tamam, o kadar sık çekmiyor şimdi. Sık çekmekten başını döneceğim. Elektronik sigara bu kadar çok sık çekilmez arkadaşlar. Sigara içimi de olsa ara vereceksiniz yani. Ciğerlerinizi, yani ilk başlayanlar genelde böyle çok sık çekiyorlar. Sonra ciğerleri rahatsız oluyor. Hafif hafif, yedire yedire. Biliyorsunuz bunun nikotin değerleri var. 3'ü var, 6'sı var, 9'u var. Ya da hiç nikotinsizleri var. Ne hissediyorsun? Ben içime çekmiyorum ki. İçime çeksem öksüreceğim. Bir çek bakalım, bir deneyelim. Bir çek bakayım. Öksürecek misin? Herhalde çekmiyorum. Herhalde. Var mı sorun elektronik sigarayla ilgili? Çok büyük değil mi ya? Daha büyükleri de var, onun ufakları da var yani. Tamam. Kullanım amacına göre. Evet, ikinci bölüm için bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olun arkadaşlar. Yine söylüyoruz, bunları kesinlikle kullanmayın. Hiç başlamadıysanız ne sigara, ne elektronik, ne tütün, hiçbir şey kullanmayın. Ama sigara kullanıyorsanız elektroniğe geçebilirsiniz yani. Çünkü sigaranın verdiği zararın kat be kat daha azını alıyorsunuz bu şeyler, elektronikler. Ama tabii ki bilinçli kullanın. Cihazınızı, sıvısını, likitini bilinçli olarak tüketin. Kendinizi bilinçlendirin, bilgi alın. Araştırmadan, öğrenmeden bir işe girmeyin. Her işte olduğu gibi. Çünkü şimdi elektronik sigarayı günah keçisi yaptılar da mesela su bile çok fazla içince seni zehirliyor. Burada sen su içmeyin diyebilir misin? Değil mi? Süt hakeza öyle falan. Bu da öyle bir şey. Bilinçli ve kullanım. Örnek kullanım. Hepinize saygılar, sevgiler. Warning: Do not use tobacco or any other forms of cigarettes. However, if you have a smoking habit, using electronic cigarettes may help reduce nicotine addiction and decrease the entry of many harmful substances into your body from tobacco, if used responsibly.